Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Film ve dizi izlenmesi için site geliştirip satmak caiz midir? Kıymetli kardeşlerim, topluma, tarih, kültür, bilim gibi konularda katkı sağlama potansiyeli olan sinema sektörü günümüzde maalesef ahlaksızlığın, cinselliğin, fuhşiyatın yayılma vesilesi haline gelmiştir. İçerisinde fuhşiyat, haram bulunmayan film ve dizi neredeyse yok gibidir. Bu film ve dizilerin insanlara ulaşmasını sağlayan platformlar da onlar vesilesiyle işlenen haramlara vesile olmaktadır. Allah Teala Nur suresinde اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Yani fuhşiyatın iman edenler arasında yayılmasını, intişar etmesini arzulayanlar için dünya ve ahirette acı bir azap vardır buyurarak fuhşiyatın yayılmasının haram olduğunu, günah olduğunu beyan etmiş. Ve la ta'avenu alal ismi vel udvan. Yani günah ve düşmanlık üzerine birbirinize destek olmayın, yardımlaşmayın buyurarak günaha destek olmayı da, günaha vesile olmayı da yasaklamıştır. Buna göre bir kimsenin bizzat haram olan bir hizmetin bir fiilin işleneceği bir site oluşturması evleviyetle caiz değildir. Örneğin bir kumarın oynanacağı bir site geliştirmek ve satmak caiz değildir. Aynı şekilde mübah bir hizmetin, örneğin alışveriş gibi mübah bir hizmetin görüleceği bir site geliştirmesi ve bunu haram yollarda kullanacağını bildiği bir kimseye satması da harama destek olmak olacağından caiz değildir. Tüm bunlara göre günümüzde piyasaya çıkan film ve diziler arasında ayrım yapmadan bunları insanlara servis edecek olan bir siteyi geliştirip satmak da caiz değildir. Ancak insanlığa tarih, kültür ya da ilmi noktada katkı sağlayan belgeseller veyahut İslam büyüklerinin hayatları gibi içerisinde haram mahremiyetin ihlalinin bulunmadığı ahlaksızlığın bulunmadığı film ve diziler eğer neşredilecekse bu gibi siteleri geliştirmekte, satmakta bir beis yoktur. Tüm bunlara göre yazılımla veyahut da site geliştirmekle uğraşan Müslüman kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken şudur ki haram olması muhtemel olan hizmetlerin görüleceği siteleri geliştirmekten uzak durmalı. Mübah hizmetlerin görüleceği siteler geliştirmeleri ve bu şekilde gelirlerini elde etmeleridir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.